Yatsan Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Güzel bir yatsan. Fatih Bey selamlar. Sağ ol Emre'ciğim sağda selamlar. Nasılsın iyi misin? Valla iyi olmaya çalışıyoruz. Peki olmak mümkün değil. Türkiye ye yeniden çalkantılı bir sürece doğru itiliyor. Bunu da hep beraber görüyoruz. Bunu bütün bunları konuşacağız. Bugün yine sponsorumuz değerli Yatsan'ın katkılarıyla programımızı izleyicimize iletiyoruz. Yatsan'a teşekkür ediyorum bu kez daha zor günlerde uykututmayan günlerde. En azından huzurlu yatmamızı sağladıkları için hakikaten insanın uyumasının zor olduğu günler bunlar. Evet ve tahmin edebileceğiniz üzere ilk başlık TUSAŞ evet. saldırısı. Sen sorunu sormadan ben orada hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza şimdilik biz bu programa başladığımız sırada yani gece yarısı itibariyle baktığımızda son haberlere 4 şehidimiz vardı. Biz programa başladıktan kısa süre sonra şehit sayımız 5'e yükseldi. İlk gelen açıklamalarda 4 şehit, 14 yaralıydı. Bunların 3'ü ağırdı. 3 ağır yaralıdan biri daha hayatını kaybetti. İnşallah burada kalır. Bizim program yine girince kadar başka kaybımız olmaz. Hepsine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. İnşallah. Daha kötü günler görmeyiz. Türkiye'yi ne yazık ki bir kez daha şirazesinden çıkaran, Türkiye'yi bir kez daha ne diyeyim böyle spekülatif bir terör ortamının, bir dengesizliğin içerisine sokanların da bundan sonra ağzından çıkacak her lafla ilgili olarak biraz daha düşünmelerini, çünkü onların her sorumsuzca cümlesinin arkasından insanların canından olduğunu, çocuk anaların, babaların, evlatlarını, çocukların analarını, babalarını kaybettiğini, hatırlamalarını, bilmelerini ve ona göre sorumlu davranmalarını diliyorum. Gelip senin sorularını. Biraz da onu soracaktım Ferhat Bey. Bu saldırı ne demek? Bu saldırı ne demek? Bu saldırı bir sürü şey demek. Dün e, Cihat Yaycı ameliyatı dinlemişsindir herhalde. Saldırıdan birkaç saat e, öncesinde Cihat Yaycı böyle bir saldırı olabileceğini söyledi. Böyle bir saldırıyı beklemek gerektiği söyledi. Tabii ki yer söylemedi ama bir provokatif saldırı olabileceğini ve bu açılımı, açılım mı ne dedi nedir? yani Öcalan'ın Öcalan mecliste konuşturulması e, sürecini başlatmak, tetiklemek, legalleştirmek, toplumun gözüne gerekli hale getirmek için bazı olaylar olabileceğini e, belirtti ve iki saat sonra bu meydana geldi. E, Cihat Yaycı haberinin bu sözlerin daha 2 saat sonra. Ama şunu söyleyeyim. Dün sabah saatlerinde ben işte bu mesele ile ilgili sağda solda çeşitli kaynaklarda, çeşitli yorum yapabilecek veya bilgi sahibi olacak kişilere konuşurken genel olarak böyle bir saldırıdan söz ettiler. Yani dediler yani bilerek değil tahminsel olarak söyledikleri şu. Diler ki iki, iki tane saldırı bekliyoruz. Dedi. İki olay bekliyoruz dedi daha doğrusu. Bir tanesi bir kamu kurumuna. Bu emniyet olabilir, başka bir yer olabilir. Yani Ankara civarında bir kamu kurumu, Bu meclis olabilir. Bir saldırı bekliyoruz. İkincisi bir siyasi lidere yönelik bir saldırı hazırlığı, bir saldırı önlendiğini açıklaması gibi bir şey bekliyoruz diyen pek çok kişiyle konuştuğunu. Bunlar Türk siyasetini, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri ya da işte sosyal meseleleri veya güvenlik meselelerini yakından takip eden insanlardı. Benim bunlarla yaptığım konuşmadan birkaç saat sonra bu saldırı meydana geldi. Çeşitli senaryolar var. Bu senaryolardan hangisi gerçektir ya da bunlardan herhangi biri gerçek midir yoksa hepsi uydurma mıdır bilemeyiz. Ama çeşitli senaryolar var. Bu senaryoları vatandaşlarımızla, biz izleyenlere paylaşmak e, gerekiyor. Birinci senaryo şu. Devlet Bahçeli bu açıklamayı yaptıktan sonra PKK içerisinde bir grup, özellikle de Kandil'e yakın bir grup e, ve benim yeni Türkiye'ye var da yeni PKK yok mu e, dediğim bir e, grup... Kardeşim, sizinle biz herhangi bir şekilde uzlaşmayız ne uzlaşması. Öcalan kim mesajı vermek için böyle bir saldırı yaptılar ee, ve bu saldırıyı beklemiyordu aslında ne Öcalan ne de diğerleri. Bu Öcalan'a rağmen yapılmış bir saldırıdır e, diyenler ve hatta siz süreci kimin de başlayacağını bilmiyorsunuz kim takar Öcalan'ı saldırısıdır diyenler var bir iki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir mesaj vermek için böyle bir saldırıyı ne diyeyim organize ettiğini ya da buna buna yol verdiğini, böyle bir saldırı olmasını sağladığını söyleyenler var. Yani bakın biz Türkiye'de bir istikrarsızlık dönemi başlatabiliriz, siz ayağınızı denk alın diyenler var. Ama her konuşma açıkçası şeye bağlanıyor. Bahçeli'nin açıklamasına bağlanıyor. Yani bu saldırının Bahçeli'nin açıklamasıyla öyle veya böyle lehte veya aleyhte bunu engellemek veya destekleme için yapılmış bir saldırı olduğunu hemen hemen herkes söylüyor. Bir diğer e, olasılık ise ne PKK'sı kardeşim artık PKK falan yok YPG var. Siz PKK ile falan uzlaşarak bu işi çözemezsinizin anlatımı olduğunu söyleyenler var. Farklı 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 birçok senaryo üretiliyor. Tabi burada önemli olan şu. Demek ki bir zafiyet var. Yani ben baktıkça bütün bu olanlara biraz da tebessüm ediyorum. Biraz da gülüyorum. Yani gülmemin sebebi saldırılar değil. Onlar son derece acı verici ama siyasetçilerin kendilerini düşürdükleri düştükleri durmak biliyorum. Niye? Hatırla. Bir dönem Türkiye'de İçişleri Bakanı da yapmış ve terörü bitirdiğini, bütün teröristlerin göz rengini, ayakkabı numarasını, ne diyeyim, el ayasındaki izleri bildiğini iddia eden bir İçişleri Bakanımız vardı bizim. Ve bu İçişleri Bakanı terör bitti, teröristler çok zaten hepsi artık elimizin altında, yakalıyoruz işte biz onları istediğimiz zaman falan neviinden konuşmalar yapıyordu ve bu konuşmalar alkışlanıyordu. Ve bu bakanın en önemli destekçisi kimdi? Sayın Devlet Bahçeli. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin ya da Devlet Bahçeli'nin terörü bitirmekle ve Türkiye'de güvenliği tesis etmekle övünen ve bu yüzden de desteğini verdiği bakan demek ki terörü bitirmemiş ki siz bu işi bitirmek için terör örgütü liderini bir dönem bebek katili dediğiniz hatta meclise davet ederken bile terör örgütü lideri diyerek davet ettiğiniz ve burada da olan terör örgütü sen niye onu meclise davet ediyorsun diye insanların kafasında bir soru işareti, bir istifham yaratan e, bir daveti yapıyorsunuz. E hani bitmişti. Hani sizin e, desteklediğiniz e, ve belki de partinizde halefiniz olacak e, kişi bu işi sona erdirmişti. E, ne oldu? Sona erdirildiği iddia edilen terörü tekrar tekrar bitirmek için ocağını meclise çağırıyorsunuz ve çıtayı öyle bir yere çekiyorsunuz ki muhatabınız olan Dem Parti'den ya da işte PKK'dan gelen cevap şu şey oluyor. Olur 29 Ekim'de yapalım. Yani 29 Ekim'de ulusa sesleniş yapsın Öcalan diye çıtayı bir yukarı çekiyor şey. E, dün dedi ki nereye çekecekler çıtayı acaba? Daha yukarısı var mı diye. Tak yukarı çekiyor. Yani hatta şöyle yapsınlar. İmralı'da bir resepsiyon versin, Cumhuriyet resepsiyonu versin şey e, Öcalan ve orada medyaya, meclise, davet davetli olsunlar oraya ve orada versin diyecekler neredeyse. İşi oraya doğru çekiyorlar çünkü sen buraya taşıdın mı, milliyetçi parti olarak buraya getirdin mi işi, meclise, o bir yukarı her zaman çekecektir. Burada şu oldu açıkçası, hamle üstünü kaybetti Türkiye. Yani devlet PKK karşısındaki hem moral üstünlüğü kaybetti hem hamle üstünlüğü kaybetti. Ama bütün bunların sebeplerini, nedenlerini de ayrıca topladığım bilgiler doğrusunda sorarsan konuşuruz. Fakat herkes hem fikir ki TUSAŞ saldırısının bir gün önceki açıklama ve sonrasındaki işlerle alakası var ve bir güvenlik zafiyeti olduğu da çok açık ortada. Yani bir taksi çalıyorlar, taksi şoförünü öldürüyorlar ve tak kendi kullandıkları taksiyle geliyorlar, araçtan iniyorlar. TUSAŞ'ın girişinde demek ki çok da bir güvenlik yokmuş yani Türkiye'nin en stratejik savunma sanayi kuruluşundan bir tanesi. Beni okuyanlar hatırlayacaktır. Ben bundan birkaç sene önce özellikle hem TUSAŞ'ın ama özellikle Baykar'ın hem yöneticilerinin Selçuk Bey'in ve Haluk Bey'in hem oradaki mühendislerin çok iyi korunması, çok iyi savunulması, bu tesislerin bulunduğu yerlerin etrafında çok ciddi güvenlik önlemleri alınmasını, yanına yaklaşılmasının bile imkansız hale getirmesi gerektiğini yazına değinen yazılar yazmıştım. Şimdi TUSAŞ'ı görünce şaşırdın da biraz yani. yani elini kolunu sallayarak kapıya kadar geliyorlar. Silahlarla içeri giriyorlar falan. Garip yani. Biraz bir güvenlik zafiyeti de ortada. Fatih Bey bir de garip olan şeylerden biri de şuydu. Daha saldırı haberleri çıktı. Gördüm o da çok tartışılıyor. Evet o. Evet. Yani saldırı başladı. Daha hani çatışma devam ediyor. Silah sesleri var deniyor. Zannediyorum şey kurumun güvenlik kameraları evet. da olmak üzere. Bunlar çok hızlı bir şekilde medyaya servis edildi ya da sızdırıldı. <laughs> Kurumun güvenlik kameraları da Zayed'in bölgedeki mobes de onlar bir kısmında da mobes diye düşünüyorum. Çünkü dışarıdan ve uzaktan gören başka şeyler de vardı. Büyük bir hızla bunlar medyaya yansıdı. Yani, yani zannedersin ki hazırlarmış. Yani burada bir şey olacak. Hani dün konuştuk ya burada Bahçeli'nin açılamasından hemen sonra bir takım troller ya da bir takım tetikçi hesaplar sanki bahçenin ne açıkçası önceden biliyorlarmış gibi normalde birkaç saat önceden hazırlanması gereken videoları şak diye servise soktular demiştik. Dün de bu saldırıda da aynı senin dediğin gibi garip bir şekilde daha saldırı tam sonra ermeden çatışma sürerken görüntüleri Medya'ya yansımıştı bile. Bunu da herkes fark etmiş, herkes görmüş ve herkesin dikkatini çekmiş. Garip bir şey yani. Medya çağında yaşıyoruz ama bu kadar medya çağında enteresan yani zannedersin. Yani herkesin üzerinde bir yani futbol maçları diyorlar ya futbolcuların üstüne bir kamera takalım. Neredeyse teröristlerin üstüne kamera takıp bunu canlı yayınlayacaklar yani sistemde. E sırf teröristler olsa gene iyi. Devlet de bunu yayınladı. Normal şartlarda bu görüntüler gizlenir değil mi? Yani hani mesela İsrail önünde İsrail bu görüntüleri saklıyor. Bizde ise patırt diye bütün görüntüler e, ortada. Yani teröristler nasıl yedi, kimleri nasıl öldürdü falan. Anında yani online diyebileceğimiz bir hızla. Zaten bu hızdan sonra da bütün sosyal medya kanalları... Her yaşaya başlatıldı. İnternet yavaşlatıldı. Şimdi bu da çok ilginç. Yani bu olayla Böyle ilgili yeni yasa geldi. Evet, bu konuyla ilgili açıklama yapan devlet yetkilileri de sosyal medyayı kullanıyor. Evet. Ama diğer taraftan bütün sosyal medya kanalları şey yavaşlatıldı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş. Şu an hala zaten aynı şey yaşanıyor. Tecal, evet, devam ediyor. Yani çok, çok manası... İnşallah biz girdiğimizde o biraz normale dönmüş olur. Ya, herhalde sabah biraz normalleşir. Yani bu arada şey giren giriyor Fatih Bey. Yani Evet o ayrıca bir şey. Dem Parti'den de bu arada dediğiniz gibi bir açıklama geldi. Dedi ki zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dedi. Tam da dediğiniz gibi aslında Kandil bir tarafta, Dem Parti bir tarafta gibi bir hava var. Ya şimdi bak biz bunu çıskıtka söylüyoruz. Bir tek, tek bilim programlarında da söylüyoruz biz bunu. Aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç beklemek hani aptalları mahsustur demeyeyim ama akıllı olmayan insanlara mahsustur diyeyim ya da zekasını kullanmayan insanlara mahsustur diyeyim. Şimdi bu Tarz bir açılım manevrasını AKP daha önce denedi. Denedi ve no olmadığını gördük yani. Öcalan barış çağrısı yaptı, silahları bırakın dedi. Kandil'e heyetler gitti, heyetler aldılar. İmralı'nın mesajlarını, İmralı dedikleri Öcalan'ın mesajlarını devlet kontrolüne götürdüler. Öcalan'ın kardeşi devlet televizyonlarına falan çıkarıldı. Her türlü rezillik oldu. Hatta bütün bunlar da kendisine neredeyse devlet tarafından verilmiş görev bir yapan diyebileceğimiz kadar... Bu işi çözmek için kendini bu işe adayan ve aslında terörle de hiç bağıntısı olmayan Sırrı Süreyya Önder gibi bir adam daha sonra devlet için yaptığı ya da ülke için yaptığı bu hizmetten dolayı hapse atıldı ve olmadı. E şimdi olmamış bir şeyi bu sefer şey üstünden deniyorsunuz. Bahçeli üstünden deniyorsunuz. Ya kardeşim olmadı işte. Bu böyle olmuyor olmamış. Örgüt buna yatmamış. Örgütün umuru değil artık hocalar. Yani dün bunu yazdım. Yine siz yeni Türkiye'den bahsediyorsunuz. Ve 22 senede yeni bir Türkiye yarattınız diyorsunuz. Peki Öcalan 25 senedir içeride. 25 senede yeni bir PKK yok mu kardeşim? PKK da artık PKK değil. Evet Kandil'de bir grup eski tüfek örgütün e, kurucu kadrosundan gruplar var ama onlar da Öcalan'ı pek takmıyorlar. Örgütün YPG tarafı ise yani Amerika tarafından şımartılmış bölüm ise zaten onları da takmıyor. Şimdi o yüzden de yeni bir yeni bir PKK var. Farklı farklı şeyler. Ama konuşuruz daha bunun üstüne. Siz hazır bunu söylemişken Fahas Bey. Şimdi ben Kürt seçmenin bazılarında şunu gördüm. Yani biz Öcalan'ı lider olarak tanımıyoruz ki. Evet, hayır, beni söyleyeyim. Ve Selahattin Demirtaş Şimdi bu, bu, o zaman bazı bilgiler vereyim. Şimdi bunlar, bunların tamamı spekülatif bilgiler. Şöyle spekülatif bilgiler. Bunlar benim konuştuğum farklı kesimlerin bana aktardığı bilgiler. Bunlar arasında AKP içerisindeki Kürt siyasetçiler veya Kürtçü siyasetçiler var. HDP içerisinden isimler var. Veya işte tüm bunlardan bağımsız ama bu işi yakından ta takip eden bir takım siyasi gözlemci diyebileceğimiz veya bu işe müdahil olma heveslisi entelektüeller, da isimler var. Hemen sana buradaki meseleleri bazına atayım. Şimdi bir, ben dünkü yazımda şey diye yazdım. Bu işte kaybettirilmek istenen iki isim var temelde. Bunların bir tanesi Ekrem İmamoğlu, bir diğeri Selahattin Demirtaş. Yani bu Toplumda öyle veya böyle bir karşılığı olan iki ismi, iki siyasetçiyi, Ekrem Oğul'unki tabii ki çok daha yüksek bir karşılık, diğerininki daha düşük oranda bir karşılık ama bu iki siyasetçiyi devre dışı bırakma ve bunları bir tehlike olmaktan uzaklaştırma operasyonu. Şimdi dün konuştuğum PKK'ya da uzak olmayan ya da Kürt siyasi hareketine uzak olmayan ama genel olarak AKP içinde siyaset yapmayı tercih eden bir Kürt siyasetçi şunu söyledi. Dedi ki bu konudaki şeyinizi duydum, dinledim, kendisi beni aradı. Duydum, dinledim. Selahattin Demirtaş'a karşı bir haksızlık yapılmıyor dedi. Niye dedim? Dedi ki çünkü Selahattin Demirtaş'a bu iş, bu çözüm sürecinin, bu çözüm, yeni çözüm arayışının bir parçası olması önerildi. Yani gel sen de bu işe destek ver dendi. Ve bu işin AKP, MHP birlikte organize ettiği, DEM Parti'nin de buna destek verme olasılığının yüksek olduğu kendisine söylendi. Gel bu işe liderlik et dendi ancak Selahattin Demirtaş uzun uzun düşünüp ben bu saatten sonra Erdoğan'a yeniden oy verin, Erdoğan istediği anayasayı çıkartalım diyemem, demeyi kendime yediremem diyerek bu sürece destek olmayacağını söyleyince gözden çıkarıldı dedi. Bunu söyleyen AKP siyaset yapmış ama siyasal Kürt hareketine hatta PKK'ya da uzak olmayan PKK'ya PKK diyen bir AKP'li siyasetçi. Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan konuştuğum kimi başka isimlerde MHP'nin ve MHP liderinin bu işi neden yaptığını anlatabilmek için aşağıdaki konuşulanları aktardı. Dedi ki bu söylediğim MHP'li bir isim değil MHP'yi iyi bilen ve MHP'yle bağlantısı olan bir e, isim. Bir akademisyen, bir partiyle bağlantısı, herhangi bir partiyle bağlantısı yok. Onun da söylediği şu oldu. Dedi ki bize zaten bir süre, bu saldırı beklediğini de söyleyenden bir tanesi aynı zamanda. Dedi ki bize gelen bilgiler şu yönde dedi. Amerika İsrail'in İran'a yapacağı saldırıda İsrail'in çok da sert olmaması konusunda ve özellikle petrol tesislerini ve nükleer tesis olma olasılığı olan yerleri bombalamaması gerektiğini söyleyerek başka hedeflere yönelmesini tavsiye etti, gerginliği çok tırmandırmamasını istedi. Bunun üzerine de İsrail özellikle devrim muhafızlarının karargahlarına yönelik çok sert bir saldırı yapacak. Buna paralel olarak da İran'daki Kürt gruplar bir ayaklanma içerisine girecekler. Bunun Türkiye'de de benzer bir ayaklanmayı, Türkiye'de de benzer bir hareketlenmeyi sağlamaması için ben bunu yaptım diyecek. Böyle anlatılıyor milliyetçi çevrelere. Öcalan'ın meclise gelsin konuşsun şeklindeki ekstrem çağrısının altında yatan gerekçedir. Doğrusu bu inandırıcı mı? Yani milliyetçiler bunu satın alır mı ben bilmiyorum. Ben bunu satın almam kolay kolay. Niye satın almam? Çünkü yani İran'daki Kürtlerin başlatacağı bir hareketle Türkiye'deki Kürtlerin bir ayrılıkçı hareket başlatması falan çok bir şey değil. Neden bunu söylüyorum? Türkiye'deki Kürtlerin bir ayrılıkçılığı ben olduğunu zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Bir gün bir televizyon programında HDP'li bazı isimlerle tartışıyoruz. Ben de tamam alın gidin dedim. Yani, Madem öyle alın dedim tamam çok istiyorsunuz. Yo dedim. Niye? İstanbul en büyük Kürt kenti 5 milyon. İzmir, Antalya, Mersin yok öyle dediler. Oradan dönüyoruz şeye geliyoruz. Aslında süreci iyi okuyan ama okuduğunu anlatamayan Özgür Özele geliyoruz. Özgür Özel'in söylediği bu anlamda doğru. Ama Özgür Özel'in anlatamaması bana şunu hatırlattı. Pizzayı biliyorsun değil mi? Pizza skorlarını. Bir Türk öğrenciler okuduklarını çok iyi anlamıyorlar. Okuduklarını nispeten anladığını zannedenler de kendilerini iyi ifade edip anladıklarını aktaramıyorlar. Şimdi Özgür Özel de anladığım kadarıyla böyle pizza skorlarının bir bileşimi gibi ne demek istediği anlatamadı. Ve neredeyse Bahçeli'nin söylediği sözler sanki Özgür Özel söylemiş gibi ona mal edilecek noktaya geldi. Ama aslında buradaki Kürtlerin yani Kürt siyasi hareketinin gayesini en iyi anlayan ve onlarla kardeşim eşit koşullar, eşit cumhuriyet, eşit yurttaşlık diye başka bir teklifte bulunan Özgür Özel durumu en iyi anlayan aslında. Ama anlayan ama anlatamayan olmuş. Tabii Kürtler arasında da kimileri diyor ki biz eşit eşitiz zaten diyor. Sen bana bir sürü böyle şey geliyor. Bugün de gelmiş yine. Diyor kardeşim ben Batmanlıyım. Hiçbir yerde Batman'da oluşum bir ağrıma uğramadım. Diyenler var, demeyenler var falan filan karışık. Ama sonuçta Türkiye'de Kürtlerin ayrılık gibi bir derdi olur ve pek zannetmiyorum açıkçası. Kürtçe eğitim istiyorlar, onu istiyorlar, bunu istiyorlar falan bir sürü şey istiyorlar ama ayrılık gibi dertler onda ben zannetmiyorum. Ee, bunu da kendine hadi ayrılın o zaman dediğimde yo bir dakika öyle de değil. Dedikleri için biliyorum yani. Şimdi bey devlet taklı devrede deniyor ya devlet Hı -hı. bahçenin açıklaması için. Hı -hı. Şöyle bir iddia var. Şimdi İmralı dem hattı kurularak yani orası güçlendirilerek Kandil ABD hattı devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Bu da devlet haklı. Yani böyle bir akıl var mı böyle bir devlet aklı var mı ben bilmiyorum. Ama devlet aklı dedikleri devlet bahçenin aklı ise eğer dün İyi Parti'nin gösterdiği ipi bana yollayın onu asacağım diyerek odasına asan devlet bahçenin açıkçası bir devlet aklı sergilediğini düşünmüyorum. Yani bir devlet aklı böyle bir saçma fotoğrafı vermez bence. Çünkü o fotoğraf son derece komik. Gördüğün fotoğraf Gördüm. Evet. Son derece komik ve manasız bir iş yani. Niye, 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 niye? O yüzden ben bu işte bir devlet aklı uzatmıyorum Ve bir kez daha söylüyorum. Ya devletin başka aklı mı yok? Devlet bu aklı daha önce kullandı ve olmadı. Yani aklınıza başka bir şey gelmiyor mu? Bu kadar kısır bir aklınız var. Biz ocağını devreye sokalım. Öcalan barış desin. Bunlar da barışsınlar. Tamam bu iş kapansın. O yüzden devlet bir iki söylüyor. E bu Denendi niye bir daha denet, denenmesini istiyorsunuz? İki bu bu kadar basitti niye daha önce yapmadınız? Eğer bu kadar basittiyse niye? 40 yıldır ip atıyorsunuz. Şimdi o zaman şu soru ortaya çıkıyor. Bunu da birisi sosyal medyada güzel sormuş gördüm. Kimdi hatırlamıyorum ama e, özür dilerim e, telif hakkını ödeyemeyeceğim bir şey için. Birisi şöyle demiş e, sosyal medyada. Acaba Devlet Bahçeli yarın da Öcalan'a gidip ya ben o sözü size siyasetten söyledim der mi demiş. Bu da güzel bir eleştiri olmuş bence. Haklı bir eleştiri olmuş. Açıkçası bu iş daha çok su kaldırır. Başka rivayetler de var. Biliyorsun e, soruların arasında var mı bilmiyorum ama sen sormazsın belki. Yani soruların ne olduğunu bilmediğim için. Brick'sa gibi bir şey konuşacak mıyız? O zaman onu oraya saklayayım. Brikse konuşuruz, Briksegi'de bir şeyler söyleyeceğim çünkü. Tamamdır Fatih Bey. Şeyi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Devlet Bahçeli ve MHP bir açıklama yaptığında... Çok ters bir açıklamaysa şayet yani şaşırtıcı bir açıklamaysa sürekli bir devlet aklından bahsediliyor. MHP'ye böyle bir yakıştırma var biliyorsun yani. MHP sürekli ne yaparsa devlet aklıdır e, deniyor. Hakikaten öyle midir? Baktığım zaman yani hani... Bazen bir akla rastlar gibi oluyor ama her zaman da bir akıl olmuyor o söylenlerde. O yüzden hani bu bana biraz devleti küçümsemek gibi geliyor. Yani devletin bir aklı var ve bu aklı sürekli olarak MHP üzerinden şey yapıyor. Peki yani mesela AKP 22 yıldır bu devletin içinde hala devlet aklı AKP'ye ulaşamıyor mu? Ya da AKP'ye geçmedi mi o akıl? Hala o akıl MHP'de mi? E şunu biliyoruz tabii ki yani AKP ile MHP arasında iyi bir paylaşım var. AKP geçmiş yıllarda bürokrasiyi büyük oranda şeye bırakmıştı sonradan FETÖ dediği terör örgütüne e, bırakmıştı. Sonrasında bu temizlenince bürokrasiyi bu sefer MHP'ye bıraktı. Çünkü AKP'nin bir yetişmiş kadroları yok. İki AKP'nin kadroları daha fazla ticaret, esnaflık, iş adamlığı, müteahhitlik falan giderek zenginleşme peşinde. Bürokratlık gibi daha az getirisi olan işleri AKP'ler çok sevmiyorlar. O yüzden de onları şeye taşer etmiş vaziyeteler. MHP. MHP de o işleri seviyor ve biliyor. Bu yüzden devlet aklı MHP üzerinden fışkırıyor diyorsan e, bu AKP'nin büyük bir zaafıdır yani. 22 senedir devleti ödüyorsun ve hala devlet aklı seninle çalışmıyor. Devletin aklına hala sen hakim değilsin. Bu da akip e, AKP açısından biraz ne diyeyim utandırıcı bir durum olsa gerek. Erdoğan da küçümsemek oluyor aynı zamanda. Fazlı Bey bir de şu iddia var. Bütün bunlar yeni anayasa için yapılıyor. Bu herkesin aklındaki şey zaten yani işte milleti ürkütelim, korkutalım, yeni anayasa, anayasa falan filan diyelim. Biz de şunu soruyoruz. Peki yani bir anayasa değişikliği için eğer öyleyse ve sadece ve sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir süre daha Görevde tutmak için, bir dönem daha görevde tutabilmek için bütün bunlar yapılıyorsa yazık değil mi bu ülkeye? Çıkın söyleyin deyin. Yani, Öcalan'ı meclise getirmeye gerek var mı? Deyin ki kardeşim biz böyle böyle bir şey istiyoruz. Bütün derdimiz bu deyin. Vallahi başka bir şey yapmayacağız. Yani ne anayasa umurumuzda, ne ilk dört madde, ne son dört madde, ne aradaki on dört madde hiçbir şey umurumuzda değil. Biz bir tek ve bir tek şunu istiyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bir dönem daha cumhurbaşkanı olsun sağlığı sıhhat el verirse sonra bir dönem daha. Yani deyin ki biz anayasaya Cumhurbaşkanı Erdoğan kaydaya şartıyla Cumhurbaşkanı'dır. Kardeşim maddesini koymak istiyoruz. Başka da bir şey değiştirmeyeceğiz. Yani anayasaya bir madde bir yerlerine eklemek istiyoruz. Nasıl ki 12 Eylül Anayasası, Darbe Anayasası sonuna e, bir dokunmazlık eklemişti şeyler için, paşalar için. Siz de bir ek madde koyun. Geçici ek madde deyin anayasaya. Deyin ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kaydaya şartıyla Cumhurbaşkanı'dır. Kendisinin bu görevi yapmama yönündeki e, açıklamasına ya da başka bir nedenle bu görevi yapmasa ile geldiğinin kabul görmesine kadar Cumhurbaşkanı sürecektir deyin. Tek maddeyle konuyu kapatın. Bizi de oyalamayın. Referanduma da bunu getirin. Fatih Bey tüm bunlarla birlikte gündem bu kadar yoğunken hiç konuşulmuyor. Siz az önce dediniz ya BRICS. Evet BRICS. Cumhurbaşkanı onunla ilgili kazandı galiba değil mi? şeyde evet Tataristan'da şu an kendisi Kremlin sözcüsü demiş ki Türkiye'nin NATO üyeliğinin BRICS'e katılması önünde bir engel teşkil etmediğini söylemiş. Şimdi BRICS'te Türkiye'yi isteyenler var, istemeyenler var. Ee, evet Türkiye BRICS'e girmek istiyor. Ben açıkçası <laughs> şey için engel teşkil etmeyebilir BRICS için ama NATO için teşkil edeceğini düşünüyorum. NATO Türkiye'nin BRICS'e girmesine çok hoş gözle bakmaz. Ne yapar? NATO'dan Türkiye'ye atmak elbette mümkün değil ama Türkiye ile ilişkileri iyi deniye soğutur. Yani Türkiye'ye yardım etmez, silah vermez ki zaten vermiyor. F-35'lerden sonra F-16'ları da keser. Senin yerli ve milli uçak sarayına motor vermez. Ne bileyim av vermez. Bir sürü şeyi engelleyebilir. Hatta çok kafaları atarsa senin GPS sistemlerini kullanmanı bile belki yarın bir gün yasaklayabilir. Daha bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şey yapabilir. Ancak siyasi kulislerde konuşulan ilginç bir şey var. Bu da son günlerin çok kulağa gelen bir dedikodusu. Türkiye'nin son günlerde yeniden Amerika'ya yanlaması ve hatta Amerikan çıkarları doğrultusunda ve İsrail çıkarları doğrultusunda İran'a yönelik bir takım hamlelerin parçası olması, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın da söylediği gibi veya TRT'ye yakın ve hatta Cumhurbaşkanı'nın oğluna yakın bir takım isimlerin Türkiye'nin İran'la ilişkilerini giderek gerilime geleceğini, Amerika'ya bebrek edeceğini söylediğini göz önüne aldığımız zaman, bildiğimiz zaman şunu anlıyoruz ki Türkiye'nin aslında BRICS'le arasında umduğu sıcak ilişki pek de kolay değil. Niye? Çünkü BRICS'te de birkaç bir sürü ülke var. Bunların bazıları söz sahibi ülkeler. Yani bunlardan bir tanesi BRICS'in ilk harfi B. Neresi? Brezilya. Brezilya. Bir diğeri de sondaki harfi S. Neresi orası? South Afrika, Güney Afrika. Şimdi konuşulan şu siyasi uluslararası siyasi kulislerde. Brezilya'nın ve Güney Afrika'nın Türkiye'nin BRICS'e üyeliğine çok da sıcak bakmadık. Çünkü baktığın zaman Brezilya zaten büyük oranda Amerikan etkisinde büyük. Yani Amerika Brexit'e şey ederse ki Brezilya'ya ya şu Türkiye'de Allah aşkına ne alacaksın oraya başında dert mi falan gibi kibarca söylüyorum derse. E, keza Güney Afrika. Sonuçta Güney Afrika evet Brexit üyesi ama Batı bloğunda da çok yakın bir ülke yani. Ya kardeşim şu Türkiye'yi beto edin bir ortada bir beklesinler bakalım falan derse e, ne olur abi? Bu hikaye uluslararası kulislerde son zamanlarda çokça konuşuluyor. Yani Türkiye'nin BRICS'e üyeliğinin BRICS üyelerinden en az bir veya ikisi tarafından veto edile, edilebileceği ya da en azından geciktirebileceği konusunda böyle bir şaiye var. Ne kadar doğrudur, ne kadar değildir zaman gösterecek. ama bu uluslararası e, politik çevrelerinde konuşulan bir mesele. Pek, az önce Selahattin Demirtaş'tan bahsetmiştiniz ya böyle böyle bir teklif gitmiş kendisine var. Evet. bunu yapamadım. Şimdi kendisi bir tweet atmış birkaç saat önce. Demiş ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önüne açmak isterse tüm gücümüz de arkasında olacağız demiş. Yani ben liderlik etmem ama varsa da böyle bir şey. Tutarı da çalışıyor. Yani e, masaya seni başkan yapmayacağız diye vurduktan sonra seni başkanlığını sürdürmek için anayasa değişikliğine öncülük edeceğim demiyor. Ama Öcalan'a karşı da saygısızlık etmemeye çalışıyor gibi görünüyor. Dediğim gibi bunların hepsi başta da söyledim. Bunların hepsi Hiçbirisi benim birinci elden duydum dediğim işler değil. Bu benim adımdan hepsi çeşitli farklı çevrelerde konuşanlar. Ben de bizi izleyenlere farklı pencelerden nasıl bakıldığını göstermeye çalışıyorum. Farz Bey şimdi gündem yoğunken aslında iki önemli başlık daha var. Bir tanesi Yeni Doğan Çetesi. Bu altısını güzel bir röportajımız olacak değil mi? Evet. Emrullah Erdinç bize geldi ve Yeni Doğan Çetesi'ni anlattı. Cumartesi yayında Cumartesi yayında olacak Fars sabah 8'de. Şimdi Yeni Doğan soruşturması sürerken Bakan Memişoğlu kapatılan hastaneyi ziyaret etmiş. Başhekimle fotoğraf çektirmiş. Daha sonra da açıklama yapmış. Kapatıldıktan sonra mı etmiş, daha önce mi etmiş? Kapatılan hastaneyi ziyaret etmiş. Kapatıldıktan sonra yani. Evet. Geçmişte arkadaşlık yaptık, şu anda çok samimi değiliz demiş. Beraber fotoğraf çekilmişler ama. Samimiyet gösterdik insene enseye tokat mı atacaklardı? Yani ben burada ısrarla bir istifa gelmemesini hala anlamıyorum. Yani şey Cumhurbaşkanı... Ben de sen istifa gelmemesini anlamıyorsun. Ben de soruşturulun niye safsaklandığını ve niye yürütülmediğini anlıyorum şimdi buradan. Yani niçin bu meselelerin, niçin özel hastanelerin doğru düzgün denetlenmediğini, niçin 13 bebeğin daha ölümüne bir anlamda göz yumulduğunu, niçin bu işin yıllarca, iki yıla yakın bir süre safsaklandığını ve dinlemeler başladıktan ancak ve ancak bir bir sene altı ay sonra, bir, daha doğrusu ihbardan bir sene altı ay sonra bir noktaya ulaşıldığını ve ulaşılan noktanın da aslında ulaşılması gereken noktanın içinde bir küçük parça olduğunu görüyorum. Yani çünkü bu buzdağının görünen yüzü. Zaten Emrullah e, bunları gayet iyi anlattı. Öyleyse cumartesi günü. İnşallah herkes izler. Yani müthiş anlattı hikayeyi. Basri Bey bir de narin cinayet. Onda da e, iddianame çıktı, e, dava açıldı. Açıldı ve şey, anne amca 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğerlerine de farklı farklı cezalar isteniyor. Yani tahmin ettiğimde çok da pislik bir şey varmış. Yani. Vallahi iddianameyi çok detaylı göremedim ne yazık ki. Ancak şunu biliyorum, iddianamede sorduğumuz pek çok sorunun yanıtı yok. Bu cezaların isteniyor olması, bu cezaların verileceği anlamına gelmez. Yani ben burada şunu görüyorum, kamuoyunu bu konuyla ilgili yumuşatmak ve süreci uzatarak İnsanların ilgisinin başka yere kaymasını sağladıktan sonra... işi oluruna bırakmak ki, bir hissiyata kapalı ben burada. Niye? Şahane, devletimiz devletin savcısı... şey istiyor, müebbet hapis istiyor. Hem de beş kişi. Sonra beş kişinin ikisi delil yetersizliğinden serbest. Diğer üçü illiyet bağının kurulanmasına ötürü iki yıl, bir diğeri de 11 yıl hapis. Yargıtay, iade muhakeme muhakeme, bilmende falan filan, zart zurt, güle güle. Çünkü hala cinayet kimin işlediği belli mi? Değil. Değil. Nasıl bir organizasyon yapıldığı belli mi? Değil. Değil. Küçük kızın cesedinin nasıl kaldırıldığını, kimin nereye attığını belli mi? Değil. Evde neler olduğu belli mi? Değil. Yargı dedikodular üzerinden, izlenimler üzerinden, olsa olsa üzerinden ceza vermez. Ben bunu bu meselenin ee, bir vadeye yayılarak toplum beklentisinin altındaki cezaların ne diyeyim e, bir şekilde yutturulması yolunun açılmış olması olarak görüyorum. E zaten son günlerde artık pek gündemde de... Bunca olay arası tabii gündemden de e, açıkçası düştü. Yeni Doğan'ın düşünmesine dua et. Yeni Doğan çelilsin. Fatih Bey diğer tarafta da İsrail ordusu Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Safi öldürüldüğünü açıklamış. Evet yakında bütün şeyler gerek Hamas'ın gerek Hizbullah'ın önemli isimleri vallahi billahi ben lider adayı değilim diye yakında şey açacaklar. Pankart açacaklar ve yemin edecekler. Çünkü hani lider adaylarını geçtim. Lider aday adaylarını bile İsrail ortadan kaldırıyor. Hoş mu değil. Ama İsrail açısından baktığı zaman ciddi bir gövde gösterisi. Yani biz gerekeni yaparız. Hiçbiriniz rahat değilsiniz diyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi. Bu bizim açımızdan baktığı zaman bir devletin terör estirmesi gibi görünmekle beraber... bir yandan da mesela... aynı şeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kandil'dekilere yapıyor olsaydı... bizim milliyetçi vatandaşlarımızın, vatansever vatandaşlarımızın hoşuna gider miydi? Gitmez olur. Yani Öyle baktığın zaman e, İsrail bir yandan da güç gösterisi e, yapıyor. Ama bir devlet böyle bir şey yapmalı mıdır? Vallahi normalde hukuken yapmamalıdır. Ama e, güç gösterisi olarak da vatandaşlar açısından güven verici bir durumdur. E, tabii bu konuda benim e, beni en çok ne diyeyim, eğlendiren konu şu oldu. Türkiye'de meşhur bir troll var biliyorsun. Yani hani burasına haysiyetsiz yazsan hiç sırıtmaz yani e, yakışır. E, o meşhur troll ile ilgili sürekli olarak şey yapıyorlar sosyal medyada. E, Hizbullah'ın yeni lider adayı hamasın başına geçecek <laughs> falan diye. O arada e, hakikaten... <laughs> <laughs> Yaratıcılık açısından gülüyorum yani. Ya, İsrail bu kadar agresifken ciddi alıp <gülüyor> <gülüyor> Bu arada geçtiğimiz günlerde görmüştüm Fatih Bey Rekabet Kurumu televizyon yapımcılarına bir soruşturma başlatmış. Hmm, evet. Ha gördün mü sen onu? Evet. Başlatmıştı daha T doğrusu. Şimdi orada ne oluyor ne bitiyor ben pek bilgiye ulaşamadım. Niye bu soruşturma açılıyor ne oluyor ne bitiyor? O, o bilgiye aslına bakarsan senin bu konuyu açmak şaşırdım bir anda. Şöyle söyleyeyim o bilgiye ulaşamazsın çünkü orada aslında henüz daha çok net bir bilgi yok. Ancak ilginç olan bir şey var orada. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Bu FETÖ'nün e, devlet içerisinde etkin, yargıyı ve emniyeti kontrol ettiği, hala belli ölçüde kontrol ediyor da yoğun biçimde kontrol ettiği, tamamen ele geçirdiği dönemde Türkiye'deki televizyon yapım şirketleri yönelik bir soruşturma açılmıştı ve bunların e, sahipleriyle ilgili bayağı ciddi e, ne diyeyim e, iddialar gündeme gelmişti ve bunların ofislerine baskınlar yapılıp sözleşmeleri, anlaşmaları ele geçirilmişti. Daha doğrusu emniyet tarafından alınmıştı. Sonra ilerleyen zamanda ortaya çıktı ki aslında bunun amacı, bunun bu bir Amerikan operasyonu. Yani Amerikan istihbarat örgütlerinin FETÖ'ye verdiği bir görevdi bu. Neden? Çünkü Türk dizi sektörü Hollywood'u ciddi bir şey rahatsız ediyordu. Güney Amerika pazarında Hollywood'un önüne geçmişti. Avrupa pazarında zorlamaya başlıyordu. EMEA dediğimiz Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ciddi biçimde Amerikan dizilerinin önüne geçmişti. Ve Hollywood'un ardından dizi sektörü dünyada ikinci olmuştu. Ve FETÖ... bu sözleşmeleri, yani Türk dizi sektörünün... yabancı kanallarla yaptığı sözleşmeleri ele geçirip... bunu Amerikan İstihbaratı'na teslim ettiği daha sonra ortaya çıktı. Bir anlamda bizim... Dizi sektörümüzün ticari sırları rakiplerine verilmişti fetö değil. Şimdi bu yapılan son rekabet kurulu soruşturması da bir fetö operasyonu diyemem ama benzer bir amaca hizmet ediyormuş gibi görüntü veriyor. Niye? Bizim dizi şirketlerinin Türkiye içinde rekabete aykırı hareketleri var ise eğer elbette ki bu rekabet kurumunun ilgahına girer. Ve der ki kardeşim sen rekabete aykırı gidiyorsun. Ancak Türkiye'de hiçbir dizi şirketi, dizi yapımcısının pazar hakimiyeti rekabet kurulunun rekabete aykırılık iddia edeceği ölçüde değil. Yani Zaten ilginç olan oydu yani. En yüksek pazar payına sahip şirket de değil. Ortaklık bildiğim kadarıyla yani iki dizi şirketinin ortaklığı %7 civarında bir paya sahip. Yani kimsenin böyle bir diğerlerine egemen olacağı bir şey yok. Tam aksine tutmayan dizi zaten kaldırılıyor falan. İçeride rekabete aykırı bir şey hemen hemen yok. Ancak bu soruşturmada bildiğim kadarıyla gelinen nokta aynen bir önceki soruşturmaya benziyor. Şirketlere, yapım şirketlere yöneltilen suçlama şu. Sözleşmelerde iyi dizileri satın alan müşterilere bazı basat dizileri de satın alma zorunluluğunun getirmesi. Yani senin diyelim ki senin 10 dizin var. Bu 10 dizinin işte 3'ü yüksek reyting alıyor, 3'ü orta reyting alıyor, 3'ü de 4'ü de kötü reyting alıyor. Yabancı bir televizyon senden diyelim ki bir İspanyol, bir Fransız, bir Japon neyse veya bir Peru televizyonu sana diyor ki bana işte şu şu şu, şu 4 diziyi ver. Sen diyorsun ki tamam veririm ama bu 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 dizileri de alacaksın. Yani 4 iyi dizinin yanına 3 tane de onlar kadar reyting yapmayan vasat dizi ekliyor. Bu zaten yıllardan beri böyledir. Mesela ben televizyon yönetim yıllarca. Diyelim ki Hollywood'da bir şirketten 50 tane 100 tane film alacaksın. Sana der ki 5 tane süper film veririm. 15 tane orta karar film veririm. 20 tane de paçavra film veririm. 10 tane de berbat film verir. Ama sen o 5 iyi filmi ve onun yanındaki 15 tane de orta karar filmi almak için diğerlerini de kabul edersin. Zaten öbürlerinin değeri, her birinin değeri uyduruyorum birer milyon dolardır. Alttakiler de 50'şer bin dolardır. O da bir paçal yaparak elindeki kötü ürünleri de sana diğerlerini lokomotif yaparak satar. Yani bütün Hollywood işleyişi ben benim televizyonda yöneticilik yaptım. Ben televizyonda 1990'ların ortasından beri yöneticilik yapıyorum. Yapıyor, yaptım. Gördüğüm hep buydu. İşte aynı şeyi Türk dizi yapımcıları dışarıya yapıyorlar. Ve rekabet kurumu diyor ki bunu yapamazsın. Ulan sana ne? Bunlar Türkiye'ye döviz kazandılar. Neresini yapamaz? Bir de yurt dışına yapılan bir şey. Yani, Amerika'da rekabet çok ciddi bir denetime tabidir. Amerikalılar bunu yaparken Amerikan devleti hiçbir şey demiyor. Amerikan kurumunda hiçbir şey demiyor. Çünkü dışarıya satıyor zaten. Burada rekabeti önleyen bir şey değil. Bu memleket lehine bir şey. Yani senin elindeki tapon malı da pazarlıyorsun, ülkeye döviz kazandırıyorsun tapon malından da. Ve rekabet kurulu bunu engellemeye çalışıyor. bu FETÖ'nün o gün yaptığından çok da farklı bir şey değil. Yani hala FETÖ var mıdır yok mudur oralarda onu bilmem. FETÖ'nün hala pek çok yerde olduğu biliyor şey ama bu rekabet kurulunda ne kadar vardır ne kadar yoktur bilmem. Ama bu yaptıkları FETÖ'ye yakışır bir iş. Geçmişte FETÖ'nün yaptığını hatırlatan bir iş diyebilirim. Bunda sorduğun iyi oldu bakacaklığıma yoktu orada manasız gelen şuydu. Kim kimle rekabet ediyor hani kim tekel? Ben onu merak ettim. Böyle bir şey diyor. Yani. Herkes dışarıya dizi satıyor. Bütün yapıcılar satıyor. Hele ha. ki... Ha bazıları satamıyor. Mesela tamamen iç pazara dönük ne bileyim işte komedi şeyi yapıyorsun ama çok çok yerel bir şey. Onu dışarıya satamazsın. Veyahut da çok fazla mafyatik falan böyle bir dizi yapıyorsun. Hani Türk şeyleriyle bezemeyi ancak Türklerin anlayabileceği düzeyde. O da çok şey yok ama onun dışında herkes yurt dışında dizi satıyor. Zaten. Ama mesela hani ne bileyim Abdülhamit'i almıyorlar dedi değil mi? Kim niye alsın ve son başlık. Şimdi biz bir ilerleyen zamanlarda ekonomide bir faiz indirimi bekliyoruz ya. Gittikçe evet. uzuyor onun süresi. Evet. IMF şöyle bir açıklama yapmış. 2025 hedefini tutturmak için faiz arttırımı gerekebilir demiş Türkiye için. Güzel demişler. Siz buna katılıyor musunuz? Bir de IMF'nin bunu derken amacı ne? IMF'in bunu derken amacı ne? Ya sen IMF ile hakiki bir standby anlaşması yapmayıp arkadan dolaşıp içerideki vatandaşlar kadar ben IMF ile anlaşmadım merak etmeyin deyip IMF'in programını yarı yamalak uygularsan IMF de sana böyle saçma sapan şeyler de yatır. Haklı mı? Haklı olabilir. Çünkü genel tablonun ne olduğunu ben bilmiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında IMF ile el altından iş götürüyor. Demek ki bizim elimizde olmayan veriler onlarla paylaşılıyor. E şunu da biliyoruz. Türkiye'nin büyüme hedefinin 3 buçuktan 3.2'ye mi? Öyle bir şey bir düşürüldüğünde biliyoruz. Tam rakamlar aklımda değil ama bir miktar düşürüldüğünde biliyoruz. İhracatın bir düşüş trendinde olduğunu, özellikle yapılacak ocak zamları sonrasında rekabetçiliğin daha da azalacağını hissediyoruz. Şimdi Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Arası Başkanı Erdal Bahçıvan dün çok önemli bir açıklama yaptı. Daha bir İstanbul Sanayi Arası toplantısında çok önemli sözler söyledi. Dedi ki Erdal Bey, Türkiye'de dedi sanayici sorumlusu olmadığı bir sorunun bedelini ödüyor dedi. Bu çok doğru bir lakırdı. Niye? Çünkü faizi düşüren sanayici değil. Düşen faizden yararlanarak yatırım yapma şansını elde eden de sanayici değil. Eğer e, iktidarla çok da dediğim büzükleştiğiyse. E, o zaman ne oluyor? Dolar kurunun baskılanması, ithalatın e, ucuz kalması. İthalat ucuz kaldığı için Türkiye'de, artan maliyetler nedeni, özellikle işçilik maliyetleriyle o ucuz ithalata karşı koyma gücünü kaybeden yerli sanayici zora giriyor. E tabi bütün bunlara baktığın zaman ekonomi yanlış başka bir türlü ...sarmada girince faiz indiriminin biraz zor olma ihtimali var. Bu da zaten uluslararası finans çevrelerinin işine giriyor. Türkiye'den carry trade operasyonu sürdürebileceklerini gösteriyor. Diğer taraftan zaten bunu suçlusu hep hani sanayici değil ama bedelini ödüyor diyor ya ben de değilim siz de değilsiniz biz Tabii, de ödüyoruz. Hepimiz, hepimiz, ödüyoruz. ödüyoruz Tabii yani. hepimiz ödüyoruz. 360 derece. Fatih Bey, bir şey daha var bir de sürekli bir asgari ücret tartışması var Aha. ya. Yani hedef enflasyon mu enflasyon mu evet. yoksa altında mı? Ben ikisinin ediyorum hep. Şimdi IMF bununla ilgili de bir şey söylemiş. Demiş ki asgari ücret artışında geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapılmamalı. AYMC ya, yani derdi bunu der zaten. Şimdi buradan da ya, bu şu, gelir buradan mi? Buradan şunu anlıyoruz aslında Emreciğim, Pardon lafını kesme. Estağfurullah. Yani ben yine kötü bir artış olacak buradan şunu anlıyoruz. Kötü olur, iyi olur. Bilmiyoruz onun ne olacağını. Bu hakikaten kötü olacaktır. Bunlar iyi bir şey yapmazlar zaten. Yani çökmekte olan ve gitmekte olan bir iktidarın iyi bir şey yapma ihtimali yok. Yani her yolu deniyorlar kalmak için ama bu ekonomiyi düzeltmeleri mümkün olmadı. Artık çok net ortada. Yani Mehmet Şimşek'le durumu idare ediyorlar. Mehmet Şimşek ile alırsa tamamen darmadan olurlar. Onu da, onu da bilsinler de. Neyse çok önemli değil. Önemli olan şu. Şunu görüyoruz. Bunlar IMF programı uygular aslında. Yani IMF bu kadar müdahilse Türkiye'deki işlere, demek ki siz IMF'le bir örtülü standby, gizli bir anlaşma yaptınız. Nasıl ki Almanya'yla ile göçmenler konusunda anlaşıp aslında anlaşmadık diyorlarsa da IMF ile aslında anlaşmışlar ama anlaşmadık diyorlar. Yani kağıda dökülmemiş sözlü anlaşmalar dönemi Türkiye'de. Devlet ciddiyetini de bağdaşır bilmiyorum ama zaten Türkiye'nin devlet ciddiyeti diye bir şey kalıp kalmadığını da bizi izleyenlerin izanlarına bırakıyorum. Fransız Bey bu başlıkla birlikte benim sorularım bu kadar. <laughs> Sağ olasın. Bugün de bitirdik. Ee, çok konuştuk. Çok komplo teorileri, çok farklı teorileri e, anlattık ama benim derdim şu. Vatandaşlarımız, bizi izleyenler karar verirlerken, e, neyin ne olduğunu anlamaya çalışırken biz hangi bilgilerle mücehessek bu bilgilerin en azından hani kamuoyunda karamsarlık veya gereksiz iyimserlik ya da suç e, ya da bizim aleyhimize açılacak ve kendimizi zorlanacağımız davalara dönüşebileceklerin dışındaki bütün elimizdeki makul, inandırıcı olan veyahut da inandırıcı olmasa bile o da var, bu da var diyebilecekleri tüm bilgileri biz bizi izleyenlere aktarmak ve onların da kendi fikirlerini daha sağlıklı bir ortamda oluşabilene imkan sağlamak istiyoruz. Bu yüzden bizi için teşekkür ederiz kendilerine. Biz her bildiğimizi, doğru bildiğimizi izleyicilerimize paylaşmaya devam edeceğiz. Ve bize bu imkanı sağlayan ve Türkiye'nin bu berbat ortamında yine de mümkün olabildiğince iyi bir uyku çekmemizi sağlayan Yatsan'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Yatsan, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu. Güzel bir yatsan.